Evet, 8 Haziran 14 Haziran haftalık burcumuza hoş geldiniz diyorum. Telefonumda yine bir problem çıktığı için maalesef maalesef yine kuzenimin yeğenimin telefonundan yapacağım Ayça'cığımın. Evet, hızlı ve seri başlayacağım. Telefonunu meşgul etmek istemiyorum. Ve en azından herkes bir şekilde bu haftada burcunuzu dinleyin. Hafta inşallah telefonum gelir ve tekrar sizinle birlikte kendi telefonumla yaparım. Koç burçları ile ilgili demişim ki dikkat etmeniz gereken hafta gereksiz tartışmalar ve canınızı sıkacak olaylar biraz kafanızı karıştırabilir ve özellikle işinizle ilgili yaşadığınız insanlar sizi strese ve gerginliğe itebilir. O yüzden bu gerginliğe itecek olayları biraz geride bırakmanızı uygun görüyorum ve sessiz kalmanız taraftarıyım. Neden sessiz kalmanız taraftarıyım diye not almışım. Burada diyor ki ey koçlar size sesleniyorum. Yani eğer reaksiyon gösterirseniz işinizle alakalı istenmedik tepki, istenmedik bir olayla karşı karşıya kalır ve hakkınızın yenileceğini görür. Eğer ki sessiz kalırsanız artılara geçiş ve yerinizde güzel bir değişim söz konusu olacak. Yeni iş bekleyen ve uzun süredir de işsiz olan bazı koç burçlarında bu hafta güzel anlaşmalar, verimli anlaşmalar olacak ve hayatınızda istediğiniz kapının aydınlanması var. Ama bazıları devletle alakalı haber bekleyen koç burçlarına şunu demiş: evet, devlet kapınız olacak, devlet birilerini sokacaksınız ve olumlu olarak görüyorum ve bu sizin için hayırlı ve aydınlık olacağını söyleyebilirim. Uzun süredir sağlık olarak göz tansiyonunuz, gözle alakalı reaksiyonlarınız ön planda. Gözlük değiştirmeniz gerekebilir ve uzun süredir eğitiminizle ilgili yapmak istediğiniz bazı kariyer noktalarınız var. Bununla ilgili radikal bir karar verip yönünüzü belirleyeceksiniz. Sağlık olarak göz hassasiyetine dikkat edin koç burçları, size sesleniyorum. İlişki konusunda geçmişle alakalı yaşadığınız kırgınlıklardan dolayı çok fazla güvensiz ve huzursuz olduğunuz için yeni bir ilişkiye adapte olmak sizi ürkütüyor. Size güzel bir aşk ve ruhunuza şifa gibi geleceğini söyleyebilirim. Ve özellikle evli olan koç burçlarında güzel bir huzur haftası ve gerginlik geride bırakıyor. Hatta evdeki bazı değişim ve ev değiştirmek isteyen koç burçlar için çok doğru bir hafta ve şimdiden hayırlı olsun diyorum. Çocuk isteyen koç burçlarına müjdeli bir dönem. Özellikle ailesiyle ilgili bir yola gitmek isteyen ve köyüne ya da farklı bir şehre gitmek isteyen koçlar da bu hafta bu kararı verip ailenizi ya da kendinizi bir noktaya iteceksiniz ve bu sizin için hayırlı olacağını söyleyebilirim. Uzun süredir kırgın olduğunuz insanlardan bir özür adımı var gözüküyor koç burçlar ve affederseniz aynı hatalara maruz kalırsınız. O yüzden geçmişe ait dostlarınızı kenarda bırakın ve affetmeyin. Son zamanlarda diş eti iltihabınızda ve ağız kokularınız var. Bunları da ihmal etmezseniz sevinirim. Evet, bu haftayı doğru değerlendirdiğinizde sinirlenmediğiniz takdirde güzel oluşumlar var işinizle alakalı. Eğer sinirlenirseniz maddi kayıplar var. Bir de yasal bazı sorunlarınız var. Bu Temmuz ya da Ağustos sizin için daha doğru noktaya erişecek. Endişe etmeyin istiyorum. 8 Haziran, 14 Haziran. Boğa burçlarına demişim ki evet, işinizle alakalı, evet, kendinizi güvende hissettiğiniz konularla ilgili bazı masaya oturup yönetici ya da çalıştığınız insanlarla bir toplantı haftanız olacak. Bu toplantı sizin için artı bir dönem ve hatta yerinizde büyük bir yükseliş ve bu yükselişle birlikte yerinizi benimseme ve sabitlenme noktası yaşayacaksınız. Bunun verdiği bir huzur var. Ama uzun süredir borç verdiğiniz bir kişi varsa ve paranızı bekliyorsanız bu gelmeyecek şu an. Boşuna beklemeyin. Ve bunun için psikolojinizi bozmanızı istemiyorum. Sabırlı olursanız zaman zaman belli aralıklarla bu para ödenecek. Ama tam toplu istiyorsanız imkanı yok diyorum. Bazı koç burçlarına not almışım. Araç değişimi haftanız ve bu kararı verdiğinizde bu Haziran bitmeden güzel bir araç değişiminiz gerçekleşecek. Ve de sizin ailenizle alakalı arsa ve topraklarla alakalı bir mevzu gündeme gelebilir ve bununla ilgili biraz maddi olarak rahatlamanızı sağlayabiliriz. Özellikle devlette yer değişimi isteyen boğalara şöyle demişim: evet, devlet değişiminiz gerçekleşecek. Yazın ortası gibi istediğiniz noktaya giriş yapacaksınız. Bununla ilgili evraklar ya da bununla ilgili belirlediğiniz olaylar var. Bu aydınlığa kavuşacak, istediğiniz yol hazır olarak görüyorum. Ama iş problemi yaşayan ve uzun süredir işsiz olanlar bir 15 gün daha sabırlı olmalı. Ama doğru iş kapısı ve artı ortaklı bir iş süreci gündeme gelebilir. Bu da sizi gayet mutlu ve keyifli edeceğini söyleyebilirim. Sağlık olarak boyun fıtığı ve bel fıtığı problemlerinizi not almışım. Ve son zamanlarda nefesle alakalı daralma, nefesle ilgili problemleriniz olabilir. İhmal etmeyin. Evli olanlarda bir problem değil ama yatak odanızla alakalı değişmesini istediğiniz şey var. Şu an böyle bir durumunuz yok. Lütfen ihmal etmeyin diyorum. Sizde de babayla alakalı sağlık problemi gündemde olabilir. Biraz canınız buna sıkılabilir. Ama çocuklarınızla ilgili...